Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ben kendi adıma çok güzel bir gün, güne öyle diyelim, çok güzel bir şekilde başladım. Bilim merkezini Konya'daki ana hatlarıyla tanıma imkanı buldum. Şunu ifade edeyim. Genellikle Türkiye ile alakalı, tabii İslam dünyasıyla da alakalı, genellikle biz kendi erdemlerimizi, başarılarımızı üzerine örterek daha çok kusurlarımızı böyle 10 kat, 20 kat büyüterek anlatıyoruz veya anlatılıyor. Dolayısıyla biz kendimizi en azından aynada gözüken biz aslında bizimle çok da alakalı değil. Bu ayna işte sosyal medya aynası. Bütün o literatürdeki sunulan, anlatılanlarla alakalı. Ama aynı zamanda bütün o gazete yazıları vesaire söz konusu olduğunda da bunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Yani şunu söyleyeyim, o 2013 yılında gezi hadiseleri olduğu zamanlarda, ben İstanbul'dayım, dünyanın dört bir tarafından tanıdığım yabancı insanlar vardı. Onlar mesela arayıp nasıl, sağlıklı mısın, hayatta mısın, başına bir bela geldi mi gelmedi mi diye soruyorlardı. Yani düşünün, İstanbul gibi bir şehirde, 17-18 milyon insanın yaşadığı bir şehirde, herhangi bir yerde 50 bin kişi her zaman bir aradadır zaten. Ama Taksim'de işte belirli bir amaca bağlı olarak toplanmış olan böyle 40-50 bin, 60 bin kişiyi öyle bir şekilde sundular ki, sanki Türkiye'de böyle bir iç savaş durumu vardı. Her şey yer yerinden oynamış, her şey alt üst olmuş gibi bir görüntü oluşturuldu. Yani bana diyenlere şunu söylüyordum. Yani bu memleket gerçekten de hür ve özgür insanların yaşadığı bir yer. İstanbul'da herhangi bir meydanda her zaman 50 bin kişi, 100 bin kişi zaten bir arada olur. Dolayısıyla abartacak bir şey yok. Yani bunu ifade etmiştim. Şimdi ama günümüzde de özellikle tabii siz Türkiye'de yaşadığınız için, yurt dışında yaşayan var mı aranızda? Yok. Yurt dışında yaşayanlar ve yurt dışındaki medyayı takip edenler çok iyi bilirler. Türkiye hakkında ve İslam dünyası hakkında öyle bir tasavvur oluşturulur ki, vardır ki, bu şeylerin, bu memleketlerde, yani Müslümanların yaşadığı yerlerde yaşamanın insanların başına gelen işte ilk sıradaki en büyük felaket olduğu üzerine kurulu bir söylemdir. Ve insanlar zannederler ki o medya haberlerini vesaire şey yapanlar, okuyanlar işte diyelim Türkiye şey gibi, işte Suriye gibi, ki kaldı ki Suriye'de aslında bildiğimiz gibi değil yani. Yani Suriye'nin çok büyük bir kısmında savaş da yok, başka bir şey de yok. İnsanlar normal hayatını sürdürüyor. Ama biz Suriye dediğimizde böyle her an çatışan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Tam öyle değil. Tabii ki bir kargaşa var, düzensizlik var. Ama yine de yani zihnimizde tasavvur ettiğimiz gibi değil. Veya sunulduğu gibi, gösterildiği gibi değil. Dolayısıyla görünüş ile gerçeklik, anlatıyla aynada yansıtılanla gerçeklik arasında çok esaslı bir fark var. Bu esaslı fark yaklaşık bir 100-150 yıldır bizim durumumuzu ifade ediyor. Dolayısıyla işte modern dünya, zaten konumuz burada, İslam medeniyeti ve modern dünyanın oluşumu veya modern dünya. Şimdi bu çerçevede genellikle şöyle bir anlatı var, biliyorsunuz. Bu anlatı modern denildiğinde
aklımıza hemen gelen şey Batı. Modern nedir? Batıdır. Batıda olan her şey moderndir. Modern olmayan nedir? Batı dışıdır. Batı dışında olan ne varsa modern değildir. Böyle bir anlayış yerleştirildi, yerleşmiş vaziyette. Peki Batı nedir diye sorulduğunda da hep aklımıza şöyle bir şey gelir. Batı aslında kendi kendisini var etmiş ve hep böyle yeniliklerle dolu, dop dolu. Hep yenilikler, güzellikler, ne kadar insanlığın sahip olduğu güzel şeyler varsa hep aklımıza gelir, elektrik Batı'dan gelmiştir. Efendim tren Batı'dan gelmiştir. İşte bilgisayar Batı'dan gelmiştir. Otomobil Batı'dan gelmiştir. Bütün yazılımlar Batı kaynaklıdır falan. Değil mi? Baktığınız vakit böyle bir söylem. Bunların hepsi yeni. Hem eskiden işte 200 yıl önce tren yolu mu vardı? Veya işte elektrik ne zaman kullanılmaya başlandı? De bunlar hep bunlar üzerinden bir anlatı söz konusudur. Hatta bu biraz daha genişler. İşte insan hakları, insanların onurlu bir şekilde yaşama imkanı Batılılara ait olan bir başarıdır. Ama aynı zamanda devam eder işte hukuk devleti, Batı'nın bir başarısı. Ama bütün o bilimlerin gelişmesi, hayatın bilimselleşmesi, bilime bağlı olarak insanların hayatının belirli bir şekilde düzen kazanması yine Batı'nın başarısı ve bu ilk defa Batılılar tarafından keşfedilmiş, oluşturulmuş ve bütün bir insanlığa sunulmuş imkanlardır bunlar. Bu bütün bu imkanların adına da zaten modernlik deriz. Ve şöyle bir söylem de var. Bu yaygın yani bizim okullarımızda da her yerde de bütün anlatılar bunun üzerine kurulu. Şöyle bir şey de var. Bütün bunları nasıl Batılılar nasıl başardı? Batılılar kendileri her şeyi hepsini icat etti. Peki Batılılar nasıl var oldu? Batılılar kendi kendilerini var ettiler. Yani the West invented itself, öyle bir söylem ifade vardır. Batı kendi kendisini yarattı. Bu söylemler tabii yaygınlaşıyor tabii. İşte kendi kendisini yaratan insan falan gibi bir sürü söylemler. Kendi kendini şey yapmak, gerçekleştirmek değil mi? Bütün o kişisel gelişim söylemlerinin hep bir parçası. Şimdi bütün bunlara baktığınızda da aslında bir anlamda başıboş, kendi istediğini yapan ve istediği gibi yapan ve bu noktada da bütün insanlığa varoluş imkanları sunan bir Batı var ve diğer bütün bir insanlığın geri kalan kısmı da bu Batı'nın sağladığı nimetlerden istifade ederek varlığını sürdürüyor. Tüm bir anlatı bu. Bu biraz daha tarihi derinlik söz konusu olduğunda da modern Batı'nın esas itibariyle 3 tane temel kaynağı olduğu da anlatılır. Bu 3 tane temel kaynaktan birisi Hristiyanlıktır. Öbürü eski Yunan'dır, diğeri de Roma'dır. Roma hukuki alanın kaynağıdır. İşte bütün inançlar, bireysellikle alakalı bütün hareket noktası Hristiyanlıktan gelir. Akılla alakalı rasyonel makul olan da eski Yunan'dan gelir. İşte bunları meclederek ama yepyeni bir üst söylemde, bir hayat tarzında bunları icat edip, yeniden inşa edip geliştiren de Batı. Bu yeniden icat edip geliştirmeye de kısaca modernlik denir. Bu söylem esas itibariyle çok şey değil. Yani çok eskilere gitmiyor. Bu söylem 19. yüzyıldan sonra oluşturulmaya başlandı. 19. yüzyıldan önce dünyanın hem geçmişi hem o günü tamamen farklı bir şekilde anlatılıyordu, biliniyordu. Ama 19. yüzyıldan sonra şöyle de ifade edebiliriz. Osmanlı Devleti'nin geri kalan, dünyanın geri kalan kısmını, Batı Avrupa dışında geri kalan kısmını Batılıların istilasından koruma konusunda gücünün zayıflamaya başlamasıyla birlikte adım adım bir zayıflama süreci 19. yüzyıldan sonra. Ondan sonra Batılılar hem insanların yani bütün yerküredeki insanların bütün fiziki, maddi neyse coğrafi imkanlarına musallat oldular.
Ama aynı şekilde de insanların geçmişlerini ve zihinlerini de aynı şekilde kendi çıkarlarına uygun bir şekilde istedikleri gibi inşa ettiler. İşte bütün bunların şeylerini, mekanizmalarını oluşturdular. Bu niye böyle oldu? Bunun bir tane yani açık en önemli sebebi Müslümanlar, ki Müslümanları temsil eden tabii ki Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti güç kaybetti ondan dolayı. Bu kadar açık. Şöyle bir soru hep aklınızda olacak tabii ki. Ne oldu da Osmanlı Devleti güç kaybetti? İkinci soru, ne oldu da Batı Avrupa'da yaşayan bir avuç insan, öyle çok da kalabalık değil yani, ne oldu da bütün insanlık üzerinde tahakküm etme imkanı elde etti? Yani bu iki soru hep zaten zihnimizde olan sorular. Bu soruları da biraz burada kısaca konuşacağız. Şimdi tabii önemli noktalardan birisi şu. Önce bizim 19. yüzyıl öncesine biraz gitmemiz lazım. Ama aynı zamanda bu modern kelimesiyle alakalı bir iki hususu birazcık netleştireyim. Modern kelimesi aslında yeni demek. Yani biz Türkçe'de kullanıyoruz ya, mesela Türkçe'de kullandığımız kelimelerden birisi nedir? Hadise. Hadise demek yeni ortaya çıkmış olan demek. Hadis de aynı şekilde, hatta Arapça'da biliyorsunuz el-asrul hadis denildiğinde yeni çağ demek. İşte yeni anlamına geliyor. Şimdi yeni dediğimiz şey nedir diye soracak olursanız, bizim klasik perspektifimiz, klasik dilimiz bize nedir? Der ki tecelli de tekrar yoktur der. Ne demek? Normal bizim klasik dilimiz, klasik perspektifimizden baktığımızda yeni olmayan bir şey yok. Her anımız yeni ve yepyeni. Biraz daha yakından baktığımızda her günümüz yepyeni bir gün. Her hadise, yaşadığımız her hadise yeni ve biricik. O hadisenin tekrarı yok artık. Benzerler olabilir de tekrarı yok. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, yani yenilik demek o zaman, varlığın düzeni zaten yenilik üzerine kurulu. Tecellinin, tecellide tekrar yok ne demek? Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatları, değil mi? Sonsuz, sınırsız zaten her birisi. Mutlak diyoruz ona zaten. Sınır tayin edilemez. Biraz önce planetaryumu şey yaparken orada arkadaşlar sağ olsunlar gösterdiler. Orada mesela baktığınızda sınırsızlığı görüyorsunuz yani. Belli ölçüde. Ki orada da yine bir sınır var ama sınır içerisinde sınırsızlığı görüyorsunuz. Şimdi o sınırsızlık içerisinde işte bizim ne demek? Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin, isimlerinin ve sıfatlarının tecellisinde tekrar yok. Her şey yeni, yepyeni. Her defasında. Şimdi bu her şeyin yepyeni ve biricik olduğunu dikkate alırsanız, mesela şunu da dikkate almanız lazım. Mesela her bir insan biricik. İkincisi yok. Nereden biliyoruz? Bunu dikkate alarak insanlar işte bütün tanıma şeylerini, kodlarını vesaire onun üzerinden oluşturuyorlar. İşte bilgisayarı açarken falan, değil mi? Dokunma, işte parmak izi, işte göz, yüz yapımız vesaire biricik. İkincisi yok. Dolayısıyla bizim tekrarımız yok. Her birimiz yeniyiz ve hep yeni içerisinde yaşıyoruz zaten. Önemli olan nokta nedir? O bütün o yeninin belirli bir düzen içerisinde yaşanması, o yeninin düzen içerisinde yaşanmasının imkanı nasıl ortaya çıkıyor? Onu kendi içerisinde uzun uzun konuşmamız lazım ama tabii yeri burası değil. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim size. Nedir? Bizim o bütün o yeniyi bizim zihnimiz ne yapar? Benzerleri tasnif ederek şeyleri, türleri oluşturur. Sonra o türlere denk bir şekilde yine bize verilmiş olan bir dil vardır. Dildeki o bir özel isimler var, bir de cins isimler var, genel ifadeler var, özel ifadeler var. O genel ifadeler ve isimler, cins isimler yoluyla biz ne yaparız? Benzerleri tasnif ederiz. Yani yaptığımız o tasniflerin adını koyarız. Sonra o diller de ne yapar? Bir izafilik oluşturur.
Almanca'da farklıdır, Fransızca'da, İngilizce'de, Latince'de, Arapça'da hepsi farklıdır. O farklılıkları dikkate aldığımızda o bizi bir bütüne oluşturmaz, bütüne götürmez diller de. İtibari bütünlükler sunar bize. Algılarımızın itibari bütünlükler sunması gibi diller de bize sınırlı bütünlükler sunar. Ama bütün o şeyleri, sınırlılıkları aşıp bütün bir o tekrarı olmayan tecellileri bir insanın hayatında başka insanlar için temessül edilebilir bir şekilde derleyip toparlayıp sunan bir numune-i imtisal ile biz hak ve hakikatle irtibat kurarız. Kimdir bu? Peygamber ve ahir zaman peygamber. Yani bakın bu çok önemlidir işte. Peygamber ve ahir zaman peygamberi üzerinden biz bütün o zamansallıkları, dillerin, kültürlerin izafiliğini aşar. Peygamberin şahsında her bir insana kendi kabiliyetleri oranında kendi kabiliyetleriyle mütenasip bir şekilde temessül imkanı sunan, hem o tecellide tekrarın olmadığını onu öne açık bir şekilde imkanlara sunan ama aynı zamanda bunları hep bir ciheti vahdede birleştiren bir itibar hareket noktasıdır peygamber. Şimdi bu peygamber konusunu belki daha ileride yine konuşacağız. Demek ki bir defa önemli hususlardan birisi şu, yenilik dediğimiz şey, o modern kelimesinin karşılığı olan yeni, İslam kültürüne, Müslümanlığa kapalı, Müslümanların bilmediği, farkında olmadığı bir şey değil zaten. Ama bu yeninin, yani modernin işte nasıl kullanıldığı sorusu, o kendi başına tabii ki önemli. Vaktimiz çok az olduğu için ben çok hızlı bir şekilde bu modern kelimesinin nasıl kullanıldığı ile alakalı size tarihi bir iki örnek göstereceğim. 19. yüzyıl öncesinde ve niye öyle kullanıldığını kısaca işaret edeceğim. Öncelikli olarak bizim şeye bakmamız lazım. Yani bu modern tabiri her halükarda bu tarihsel çağlar var biliyorsunuz. Çağlar dediğimizde bu çağları zaten şu anda da bütün yaygın olarak kullanılan işte tarih öncesi, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ diye böyle üç veya modern çağ diye üçe ayrılır. Bir de yakın çağ diye bir şey daha eklendi. Dört olarak kullanılıyor şu anda. Böyle bir ayrım tabii ki çok bu ayrımın tarihi çok eskilere gitmiyor. Yine 19. yüzyılın başı, 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başında bu dönemlendirme yapılıyor. Ama bu dönemlendirme yapılmadan önce bütün insanlığın, yani Batılıların da, Müslümanların da, yani Hindistan'da, Çin'in ayrı bir yeri var. Yani Çin'i ayrı dikkate almak lazım. Çin'in dışındaki bütün insanlığın o zamana kadar, 19. yüzyıla kadar kullandığı ikili bir ayrım var. O ikili ayrımda bir ancient, yani eski dönem var, bir de yeni dönem var. O modernle ancient and modern ayrımı. Bu ayrım iki dönemli bir şey var. Ayrım var, bir anlayış var. İki tane çağ var yani. Başka çağ yok. Şimdi bu iki çağ neymiş ona çok hızlıca bir bakalım. Sonra bu modern tabirinin nasıl kullanıldığını biraz daha anlamı. Yani niye bu şekilde kullanılmaya başlanıldı ve niye konuşmamın başında işaret ettiğim manayı nasıl kazandı? Ve diğer taraftan da bu kazandığı mana, zaten üzerinde duracağımız mesele, gerçekten de bu bahsettiğim şeylerin Batılılara ait olarak isimlendirilen, sürekli o şekilde kullanılan şeyler gerçekten Batılılara mı ait? Nereye kadar Batılılara ait? Bunu bizim yakından görmemiz lazım. Bu tabii çok çok önemli. Şimdi size yani özellikle bu modern tabiri her şeyden önce tarihsel manada dönemlendirme bağlamında oluşturulmuş ve o şekilde kullanılan bir kavram.
Şimdi 18. yüzyıl öncesinde şey yapalım, bakın size bir dünya tarihi göstereyim önce. Bu dünya tarihi, bu tam şeyde 18. yüzyılda İngiltere'de hazırlanmış bir dünya tarihi bu. Bu dünya tarihinin 62 ciltlik bir dünya tarihi bu. İlk olarak hazırlandığı tarih 1730'larda hazırlanıyor. Şimdi bu en universal history, gördüğünüz gibi İngilizce bir tarih. Bu şeyin basıldığı tarihte 1779, bu üçüncü baskısı. Ve bu dünya tarihine bakıyorsunuz, dediğim gibi 62 cilt, 18. ciltlik kısmı şeye ayrılmış. Ancient, kadim dönem. Ve kadim dönemi anlatırken bakıyorsunuz, dünyanın yaratılmasından Nuh tufanına kadar, sonra Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim vesaire, bunlar anlatılıyor. Ve tarihe baktığınız vakit tam bir peygamberler tarihi. Yani peygamberler tarihi olarak anlatılan bir dünya tarihi. Şimdi yine fazla teferruat üzerinde durmayayım. Şimdi ikinci olarak size göstereceğim. Bu ancient dönem, tam 18 yıl anlatılıyor. Sonra modern dönem başlıyor. 44 yıllık bir modern dönem var. Modern döneme bakıyoruz. Bakın da modern var. Başka dönem yok. İki tane. Ancient ve modern. Yani kadim ve modern dönem. Şimdi modern dönem söz konusu olduğunda, modern dönem bakın nasıl başlıyor. Çok uzatmayayım. Modern dönem nasıl başlıyordur bilenler söylemesin. Muhtemelen duymuş olanlar vardır. Bilmeyenler tahmin etsin. Modern dönem ne zaman başlıyordur? Neyse. Bunları ben daha önce farklı ortamlarda anlattığım için yani bilirsiniz. Gördüğünüz gibi The Life of Muhammed. Bakın modern çağı 18. yüzyıl, işte bu aydınlanma dediğimiz dönemin anlayışı bu. Modern çağ Peygamber Efendimiz'le başlıyor. Yani modern dönem demek Müslümanlar, yani peygamber, ahir zaman peygamberinin tebliğ ettiği ilkelere ve kurallara göre oluşmuş bir hayat düzeninin insanlara numune-i imtisal olduğu dönemdi. Modern dönem bu. Şimdi İslam medeniyeti ve modern dünya dediğimizde bakın nerelerden baktığımızda neler görüyoruz yani. Şimdi burada şeyin, yazarların söylediği bir şey var. Bu tabii bir devlet projesi. İngiltere'de hazırlanıyor. Çok büyük bir ekip çalışıyor üzerinde. Bu 44 ciltle alakalı önce şunu söyleyeyim. Bakın diyor ki, no person celebrated in history has perhaps been considered more different lights than Muhammed. Ben manasını hemen söyleyeyim. İnsanlık tarihinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi çok farklı cihetlerden değerlendirilmiş insan neredeyse yoktur. Ama bunu o günkü Avrupa bağlamında ifade ediyor tabii. Söylediği şey, the legislator of the Arabs and the founder of the Muslim powers. İşte Müslümanların dünya üzerinde oluşturduğu gücün kurucusu ve Müslümanlara hayat düzeni veren zat olarak, yani üsve-i hasene olan zat olarak Hazreti Peygamber. Şimdi ne diyor bakın, some Christian writers, bazı Hristiyan yazarlar, Hristiyan gayreti gütenler onu kötülediler. Onun işte sahtekar vesaire dediler. Ama bu some İngilizce'de biliyorsunuz azınlık ifade eder. Yani küçük bir grup demek. Ama others, geri kalan geniş aydınlar nasıl ifade ediyorlarmış? Bakın Hazreti Peygamber hakkında ne düşünüyorlarmış? Geri kalanlar onun insanlık tarihinde gelmiş en büyük
yasa koyucu. Yasa koyucunun manası şu, insanların hayatında bir düzen içerisinde yaşama imkanı sağlayan, insanların o düzen içerisinde yaşaması varlığını temin ettirmesinin, etmesinin ön şartı. Yani düzenin olmadığı yerde, yasanın olmadığı yerde iç savaş vardır. İç savaşın olduğu yerde de insanlar varlığını sürdüremez. Dolayısıyla tür olarak insanlığın varlığını sürdürmesini sağlayan, yasaları koyan, insanlığa öğreten en önemli şahsiyet Batılıların gözünde. Yani legislator dediği demesi manası yani. One of the most eminent legislators that ever appeared in the world. Adorned with the finest intellectual endowments, yani zekasıyla, efendim ahlakıyla ve diğer taraftan da Peygamber Efendimiz'i anlatışı şöyle, insanlar erdemleri insanlığa en güzel şekilde öğreten en büyük öğretmen. Öyle düşünün. Ve oluşturduğu kurumlarla da insanlığın hayatını şekillendirmiş de muhteşem bir ne diyelim düzen oluşturucu. Öyle diyelim. Şimdi böyle. Şimdi bununla alakalı bir şey daha göstereyim size. Sözü de çok fazla uzatmayayım. Bu şeyin baş kısmına bakarsanız şöyle bir ifade var. The Arabs rendered themselves so famous both by their extensive conquests and their cultivation of ancient literature after the introduction of Islamism amongst them that their glory for several centuries eclipsed that of all other nations. Yani Araplar Müslüman oldu, İslamiyet'le tanıştıktan sonra büyük fetihler gerçekleştirdiler ve bütün bir insanlığın kültürünü ihya ettiler. Sonra nay the vast empire they erected seems no subsist. Yani günümüzde de diyor bakın şu dört tane büyük devlet. Osman Türks, Persians, Tatars and Moguls. Biraz sonra size bir harita göstereceğim. Şimdi o haritayı da göstereyim. O harita eşliğinde bunu görmemiz tabii önemli. Şimdi şimdi bakın şöyle bir harita var. Bu harita çok önemli. Yani bu haritayı dikkate almazsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Şimdi bu 1700'lerde dünya haritası arkadaşlar. 18. yüzyılın başındayız. Modern dünya bu dünya işte. Bakın. Yani şeyde Amerika'nın henüz İrab'da mahalli yok. Yani Amerika'nın orada İngilizler vesaire orayı henüz sömürmekle meşguller. Orta Amerika'yı İspanyollar ve Güney Amerika'yı Portekizler oradaki insanları katletmekle falan köleleştirmekle meşguller. Oranın her an İran'da mahalli yok. Ve şey söz konusu olduğunda da dünya dediğimizde bu Afro-Avrasya bölgesi. Bu Afro-Avrasya bölgesinin merkezinde bakın kim var? Müslümanlar. Burada zikredilmeyen şu şeyler dediği Tatarlar dediği şu bölgede şöyle yani Türkler ve Tatarlar dediği şu bölge buralarda zaten o dönemde yani Müslümanların tamamen etkin alanı. Çin'in çok fazla bir ehemmiyeti yok. Rusya henüz teşekkül etme aşamasında. O dönemde dünyanın 3 tane büyük devleti var. Bugünkü nasıl ki Rusya, işte Çin ve Amerika var ya. O günün şeyi de dünyasını öyle düşünün. O günün Çin'i, Rusya'sı, Amerika'sı, Osmanlı Devleti, Safevi Devleti ve Babür Devleti. Bu Moğol Empire dediği Babür yani. Şimdi bu dünya, modern dünya bu dünya. Tamam, şimdi şuna tekrar dönelim. Şöyle, ne diyor bakın? The vast empire they erected seems to subsist even at this day in those of the Ottoman Turks, Persians, Tatars and Moguls. Şimdi siz, bu dünya işte modern dünya, bu dünyanın tarihini yazarsanız nasıl, ne yazarsınız? Bütün bir dünya tarihi, modern tarih, modern dünya, Müslümanlar eliyle, Müslümanlar tarafından oluşturulmuş bir dünyadır. Kültürü de öyledir, sanatı da öyledir, edebiyatı da öyledir, ekonomisi de öyledir, teknolojisi de, bilimi de, hukuku da. Şöyle düşünün,
Bunun, bu kitabın yazıldığı dönemlerde henüz Avrupa'da düzenli bir hukuk yok henüz. Hukuk sistemi yok henüz. O Fransız devriminden sonra Kod Napolyon'la ve Almanya'da da şeylerin bütün o yöresel uygulamaları taknin yoluyla, kanonizasyon dedikleri yolla 19. yüzyılın başında ne yapacaklar? Hukuk düzenleri oluşturacaklar daha yeni. Öncesinde hukuk düzeni falan yok henüz. İşte şu bölgelere baktığınız vakit şöyle düşünün. Şurayı şöylece şey yapayım size. Şöyle. Bu tarafı da aşağı doğru. Malezya, Endonezya o tarafları da şey yapın. Bütün bu bölgelerde bir tane hukuk sistemi var. İslam hukuku. Tek bir hukuk sistemi, farklı şeyler var, yönetimler var ama tek bir hukuk sistemi var. Tek bir hukuk sistemi bütün buradaki insanların hayatı o hukuk yani fıkıh içerisinde gerçekleşiyor. Bu kusursuz değil tabii ki. Hatalar, kusurlar, şahısların, kadıların, bilmem nelerin falan bir sürü kusuru hatası var. Fakat bütün hatalar büyük sistemin içerisindeki hatalar. Büyük sistem zaten dediğim gibi fıkıh olarak cereyan ediyor. Siz işte bu dünyanın tarihini anlatmaya teşebbüs ettiğinizde ne yapıyorsunuz? Tam İngiliz tarihçilerinin yaptığı gibi ne yapıyorsunuz? Dünya tarihini İslam tarihi olarak anlatıyorsunuz. Öyle the rise of the West falan yok. Batı'nın yükselişi, Batı'nın yeryüzünde hegemonya oluşturması falan. Böyle bir şey yok. Henüz yok yani. Evet, şimdi bu eserin, 62 ciltli eserin modern, yani zaten şey kısmı, o kadarını yine göstereyim size. Şimdi bu eseri yazarken nasıl yazmışlar? Önce o, ama önce size başka bir şey daha göstereyim, söyleyeyim. Bu 44 ciltlik modern tarihin yaklaşık değil, tam 20 ciltten fazlası doğrudan İslam tarihi. Bir cilde hemen hemen Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor. Siyer kitabı yani. Bu kitap, şu cilt, 19. cilt bir siyer kitabı. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyor. Yaklaşık 350 sayfası ona tahsis edilmiş. Sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemleri anlatılıyor. Sonraki şeylerde yaklaşık 20 cilt İslam tarihi anlatılıyor. Ne demek? Her birisi 500 küsür sayfa olsa 10.000 sayfa İslam tarihi. Anlatılan dünya tarihinin yarısı doğrudan İslam tarihi. Geri kalan kısmı da yine, geri kalan 10.000 sayfanın da önemli bir kısmı Müslümanları da dikkate alarak Müslümanlarla birlikte anlatılıyor. Mesela İngiltere'nin dünya tarihine girişi, ele alınışı İngilizlerin Hindistan'a gitmesiyle başlatılıyor. İngilizler medeniyetle Hindistan üzerinden tanışıyorlar. Öyle anlatılıyor bu eserde. Şimdi bu eserin nasıl yazıldığı kaynaklarına şöyle bir bakın. Kaynaklar arasında neler var bakın. Kullandıkları kaynaklar. El-Hudai, Şerif el-İdrisi, Beydavi, Zemahşeri, İbnül Esir, İbni Hişam, Ahmet Ebu, İbni Yusuf. Gördüğünüz gibi Ebu Zeyd, Cevheri, Vakidi, Gazali istemediğiniz kadar. Sonra bir de tarihçiler var. Kullanılan tarihçilerin eserleri. Burada gördüğünüz gibi Mir Kont Hondemir, Ebul Fereş, Taberi hepsi var yani. Bunlar sadece örnek olarak seçilmiş isimler. Şunun farkında olmamız lazım. Bu kitapların hiçbirisi o dönemde matbu değil. Hepsi yazma. Diyeceksiniz ki hocam biz bile şu anda bu işte yazmalara ulaşamıyoruz, okumakta zorlanıyoruz. İngilizler, Batılılar nasıl oldu da bu kitapları tanıdılar, okudular, öğrendiler, bildiler, istifade ettiler ve bunun üzerine dünya tarihi yazdılar. Değil mi? Hiç garip, hiç böyle bilinmeyen, anlatılmayan şeyler bunlar. Ama vaka bu yani, bunu ben uydurmuyorum. Yani bu bir vaka. Bunun tabii ki bir açıklaması var. Bunun açıklaması zaten işte modern dünya dediğimiz şey nasıl teşekkül etti sorusu. Aynı zamanda burada yani Batı Avrupa'da yaşayan insanlar, bakın 18. yüzyılda bu şey değil. İşte Aquinas, efendim Albertus Magnus, efendim Meister Eckhart, bu
işte skolastik filozoflarının işte İbn-i Rüşd'den, İbn-i Sina'dan falan Arapçadan yapılan tercümeler değil bu. 18. yüzyılda bunlar aydınlanıyorlar. Batı Avrupa'daki işte aydınlanma dönemi dediğimiz dönem. İşte Aufklärung falan diyorlar ya Almanlar, Enlightenment. Aydınlanıyorlar. Aydınlanmak ne demek? Aydınlanmak demek işte esas manası Müslümanların dünya tarihinin İslam tarihi olduğunu fark etmek demek. Ama aynı zamanda Batı Avrupa'da yaşayan insanların Müslümanlardan öğrenerek yaşama imkanları elde etmesi demek. Aydınlanma bu. Ama bu ne oluyor? Mesela Kant'a geldiğimizde Alman filozofu, o aydınlanma nedir diye bir yazısı var onun. O şeyle başlıyor. Saperaude diye başlıyor. O genellikle işte bilmeye cesaret et falan deniyor ama aslında onun esas manası kendine güven demek. Niye kendine güven? Bu genellikle şey olarak anlaşılır. Efendim insanların fert olarak, birey olarak kendi gayretiyle bilgi elde etmeye gayret yapması, yönelmesi ve kendine güvenmesi. Ve dolayısıyla işte bu manada bir aydınlanma, işte kendisine örülmüş olan vesayet formlarını aşarak kendi aklıyla kendi hayatına çeki düzen verme cesareti gibi anlaşılır. Böyle bir iması, manası var tabii. Ama esas manası dünya tarihi perspektifinde anlamlı Kant'ın o sözünün. Oradaki esas manası Batı Avrupa'da yaşayan insanlara siz de yani Batı Avrupalı olarak Müslümanlar gibi kendi ayaklarınızın üzerine durarak bir hayat düzeni, dünya inşa edebilirsiniz. Cesur olun demek yani. Kendinize güvenin. Manası bu. Size şu kadarını söyleyebilirim yine. Batı Avrupa'daki gidişatı takip ederseniz, burada uzun uzun anlatamam, vaktimiz yok o kadar. Şunu söyleyebilirim size. Mesela bir 14. 15. yüzyıl hatta 16. yüzyıl Avrupa'sına giderseniz, oradaki Batı Avrupa'da yaşayan insanlar, Batı Avrupa'nın hali en kötü durumda olduğu zamandaki Suriye'ye benziyordu yani. Onu şu şekilde ifade ederler Latince olarak. Omni contra omnes, herkesin herkesle savaştığı, herkesin herkesle savaş halinde olduğu, vebanın, hastalıkların, sefaletin alıp başını yürüdüğü bir ortam Batı Avrupa. İnsanlar mesela şeyi falan okuduğunuzda görürsünüz, diyelim Montaigne'in denemelerini okursanız orada Sebond'u savunu diye bir bölümü var. İkinci cildindeydi zannediyorum. Onu okuduğunuzda der ki, şu anda bizim üniversitelerimizde öğretilen ne varsa bizim sırtımızda büyüktür ve bizim hiçbir sorunumuzu çözmüyor. Başımıza bela. Dolayısıyla yani biz kendimiz yeniden bir şekilde bir şeyler bulup gerçeklikle, dünya ile hayatla irtibatımızı yeniden kurmamız lazım diyor. Mesela Montaigne, yani o meşhur Fransız yazar. Aynı Montaigne'in kendi ifadesi, diyor ki ben kaç yaşına, 12 yaşına zannediyorum geldiğimde Fransızcam diyor, Arapçamdan daha iyi değildi. Montaigne'in yaşadığı bölge o Güney Fransa bölgesi. Uzun süre Müslümanların etki alanında kalmış Languedoc bölgesi. Ve dolayısıyla Müslümanların doğrudan tesiri altında olan bir bölge. Ve Montaigne o bölgede yaşıyor. Daha çocukluğunda Fransızca öğrenmeden Arapça öğrenmiş. Kendi ifadesi bu ya. İnanalım, inanmayalım. Ama tabii Latince eğitimini falan Latince alıyor. Ama aynı zamanda Arapça falan da öğreniyor. Bu yani 16. yüzyılın önemli düşünürlerinden birisi. Şimdi 16. yüzyıla gidiyorsunuz. Mesela Martin Luther'in Almanları bir anlatışı var. Almanları anlatırken Martin Luther diyor ki, affedersiniz, bizim diyor şeyimiz domuz gibidir. Hiçbir düzenimiz yok, ahlakımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Türklerle mukayese diyor. Hatta Martin Luther'in neşrini yaptığı bir şey var. Macar George dediğim Georg von Ungarn diye bilinen bir zat var. Türkçe'de çevrildi. Nibolu Savaşı'nda bir Türk esir düşmüş. 16-17 yaşlarında. Sonra Bursa'da bir aileye verilmiş. Yaklaşık 40 yaşlarına kadar o ailenin de yaşamış.
Sonra serbest bırakılmış. Serbest bıraktıktan sonra hatıralarını yazıyor. Hatıralarını yazdığında, yazarken de mukayeseler yapıyor. Türklerin nasıl ahlaklı insanlar olduğunu oradan okuyacaksınız yani. Yaptığı mukayeselerle falan. Ve özellikle de hayran olduğu Türk hanımlarının ahlakı. Yani nasıl anlatıyor göreceksiniz. Ve diğer taraftan da Martin Luther bu eseri neşrediyor kendisi daha sonra. O giriş kısmı yazıyor. Farklı şeyler var vaazlarında falan da. Alman kadınlarını Türk kadınlarıyla falan mukayese ediyor Martin Luther. Ve diyor ki biz kesinlikle yani gerçekten domuz gibi yaşayan, affedersiniz, bir güruhuz diyor. 16. yüzyıldayız. Ve Batı Avrupa'da yaşayan insanlar 16. yüzyılda hala kendilerinden nefret ediyor. Aşağılık kompleksi almış başını gitmiş ve şey söz konusu olduğunda bir Osmanlı Devleti var. Muhteşem her şeyiyle. Yani muhteşem Süleyman falan, muhteşem yüzyıldaki Osmanlı değil. O gerçekten bir tarif. Gerçekten düşünün, hukukun üstünlüğünün olduğu, yasaların her şeyi belirlediği, insanların güven içerisinde bütün insanların yaşadığı bir bölge Osmanlı dünyası. Öbür tarafta Osmanlı dünyasından geçtiğinizde bir kaos. Her türlü kaosun olduğu bir ortama geçiyorsunuz. İşte 17. yüzyıla gelindiğinde, 17. yüzyılda Batı Avrupa'da işte Kardinal Richelieu, ilk defa bir kardinal, bir Fransız, ilk defa Batı Avrupa'da devlet diye bir şey oluşturuyor, devlet. O devleti oluştururken de işte raison d'état denen hikmet-i hükümet kavramı etkin oluyor. Şimdi bunu şey yapmak isterseniz, onun tarihini ama biraz dolaylı bir şekilde görmek isterseniz, bir Alman tarihçisi var. Friedrich Meinecke diye. Friedrich Meinecke'nin Devlet Hakkı diye Türkçe'ye tercüme edildi yeni. Türkçe tercümesini okuyabilirsiniz. Albaraka Yayınları arasından çıktı. Onu okuduğunuzda modern devletin nasıl teşekkül ettiğini ve modern devlet teşekkül ederken Osmanlı Devleti'nin nasıl model olarak alındığını göreceksiniz. Bakın, modern dünyanın bir temeli devlettir. Modern devlet. Modern devletin numunesi, örneği Osmanlı Devleti. Nasıl, ne yapıyor şey Kardinal Richelieu? Kardinal Richelieu'nun yaptığı şey şu, üç alanı oluşturuyor ilk defa Batı Avrupa'da. Bir, bürokrasiyi oluşturuyor. İki, düzenli bir vergi sistemi oluşturuyor. Üç, düzenli bir ordu. Bu Batı Avrupalıların o zamana kadar bilmediği bir şey. Ne Roma, ne Yunan, ne hiçbirisiyle alakası yok modern batının. Hiçbirisiyle alakası yok. Yani Osmanlı örneğinde bir düzen oluşturuyorlar. Daha sonra İngiltere ve diğer bölgelerde de benzer devlet düzenleri oluşuyor. Ve bu devlet düzeninin ilkesi de raison d'état, hikmet-i hükümet. O hikmet-i hükümet kavramıyla alakalı falan da yani benim yazdığım bir yazı vardı. Osmanlı düşüncesinde de basıldı. Oradan okuyabilirsiniz. Ben size ancak o kadarını söyleyebilirim. Şimdi işte 17. yüzyılda Batı Avrupa'da yaşayan insanlar kendileri bir şeyler başarabileceğini fark ediyorlar. Şunu düşünüyor, diyorlar ki biz de galiba bir şey başarabiliriz. İşte tam bu dönemde bir tartışma ortaya çıkıyor. Bu La Querelle des Anciens de Modern diye 17. yüzyılın son çeyreğinde başlıyor. 1670'lerde başlayan bir tartışma. Eskiyle yeninin tartışması, çatışması veya kavgası diyebileceğimiz bir faaliyet, bir tartışma ortamı. Bakın iki tane çağ var. Ancien ve modern. Modern, özellikle Osmanlı dünyasından, Müslümanlardan öğrenilerek kazanılmış olan. Şimdi aynı dönemlerde yapılan şeyler var. Ne var mesela yapılan şeyler arasında? Diyelim Fransız edebiyatı teşekkülü diyor. İngiliz edebiyatı işte aynı dönemlerde teşekkülüyor. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl. O dönemlerde bakıyorsunuz seyahlar çok önemli, seyahatnameler. Ama özellikle İslam edebiyatı, bunlar arasında Binbir Gece Masalları çok çok önemli bir yer tutuyor. Binbir Gece Masalları ilk defa Batı Avrupa'da yani şeyler aziz olmayan insanların hayatının anlatılmaya değer olduğu fikrini insanlara zihninde şey yapıyor, uyandırıyor. Ve şeyle birlikte, Binbir Gece Masalları'yla birlikte normal insanların hayatını anlatmak, yani roman, ama aynı şekilde
Yani o şeyle tiyatro vesaire söz konusu olduğunda da o bizdeki mizah şeyleri, diyelim Hacivat Karagöz'ü vesaire biz basit alırız ama o şeydeki onlara baktığınızda onların içerisinde çok ciddi bir toplum eleştirisi vardır zaten. Bunları iyi takip etmek lazım. Onlar zaten irticali olarak icra edildiği için o Hacivat Karagöz'ü icra edenler ve benzer gölge oyunlarını vesaire toplumda sorunlar falan olduğunda onları araya sıkıştırırlar. Yani öyle şey değildir. Yani metin okunmaz onlarda. İrticalidir yani. Şimdi benzer bir şekilde işte Batı Avrupa'da tiyatro dediğimiz alanın aynı şekilde bir toplum aynası, toplum eleştirisi olarak kurulması, gelişmesi bu dönemde gerçekleşiyor. Hatta biraz daha geriye gitmemiz lazım. Mesela şeyde Batı dünyasında ilk oluşan, yani modern dünyanın ikinci bir unsuru edebiyat alanı, çok çok önemli, edebiyat ve sanat alanı. Edebiyat alanında ulusal dillerin ve ulusal edebiyatların oluşma süreci, ilk oluşan edebiyat hangi edebiyat? İspanyol edebiyat. İspanyol edebiyatı Endülüs'te doğrudan Arapça edebiyata öykünerek, benzeyerek, taklit ederek oluşuyor. İkinci oluşan edebiyat İtalyan edebiyatı. İtalyan edebiyatının şaheseri biliyorsunuz hangisi? İlahi Komedya, değil mi? İlahi Komedya, Dante'nin eseri. O her halükarda şey etrafında oluşmuş bir eser. Miraç etrafında oluşmuş bir eser. Ve şeyin İtalyan edebiyatının ne diyelim merkezinde bulunan bir eser. İtalyanca edebiyat onun etrafında teşekkür ediyor. Bütün o siyaset, toplum teorileri falan o taraflardan incelediğim, okuduğunuzda çok farklı manaları olan bir şey. Sonra gelişen edebiyat, Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı. Şimdi bunlar adım adım oluşurken Fransız edebiyatı ve İngiliz edebiyatı o dönemde özellikle hem Arapçadan ama aynı zamanda şey üzerinden. Mesela çok basit bir örnek vereyim size. Kelle ve Dimne. Kelle ve Dimne'yi biz de okur geçeriz böyle hayvan hikayeleri falan diye. Ama Kelle ve Dimne bir taraftan bakarsanız Batı Avrupa'daki yönetim ilkelerinin temel kaynaklarından birisidir. Çok tercümesi var. Onunla alakalı olarak biz sadece Kelle ve Dimne'yi şey olarak biliriz. Fabulların kaynağı olarak biliriz en fazla. Yani La Fontaine'in fabullarının kaynağı olarak değil. Onun ötesinde mesela Almanca'ya, Fransızca'ya, Latince'ye yapılmış tercümeler var. Bunların hepsi benim elimde var yani. Onların hepsi şeyin yaşamanın ve toplumu yönetmenin, devlet yönetmenin siyasetin ilkeleri diye tercüme edilmiş, maksimleri diye tercüme edilmiş. Asırlarca el kitabı olarak kullanılmış. Başka bir sürü şeyler var. Yani Batı Avrupa'da mesela şöyle söyleyeyim. 16. yüzyılda değerlenmiş Türk atasözleri var. Diyelim şeyde, Almanca'ya tercüme edilmiş. O Türk atasözleri, deyimleri Latince'ye tercüme edilmiş, Almanca'ya tercüme edilmiş, okullarda okutuluyor. Bir sürü böyle şeyler var. Yani şimdi bunu mesela şey, Martin Luther'in bizzat kendisi, onun neler yaptığına şöyle baktığınızda, Martin Luther'in mesela o 96 tezi var. Şu 96 teziye baktığınızda, 96 tezin o meşhur Protestan hareketinin ortaya çıktığı 1517'deki Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asılmış olan tezler. Oradaki ana fikir şudur. Kilisenin günah affetme yetkisi yoktur. Günahı affetme Allah'a ait bir şeydir. Onun da bir tane yolu vardır. Günah işlemiş olan insan günah işlediğinin farkında olacak ve bir daha yapmamak üzere Tanrı'ya söz verecek. Tanıdık geliyor mu? Tevbe fikri yani başka bir şey değil yani. Şimdi bu tevbe fikri, bakın bütün Protestan hareketinin tetikleyici şeyi tevbe fikri üzerine kurulu zaten. Sonrasında mesela bütün Martin Luther'in üzerinde durduğu, mesela karşı çıktığı şeylerden birisi ruhbanlığı reddediyor. Ruhbanlık olmadan Hristiyanlık olur mu hiç yani? Ruhbanlığın olmadığı bir dindarlık imkanını insanlığa kim sunuyor o dönemde? Müslümanlar. Kalvinizmin temel ilkesi, bakın, Kalvinizmin temel ilkesi insanın mesleğindeki başarı Allah'ın rızasının alametidir. Ne demek bu? El-Kâsib-i Habibullah'ın Batıcası yani. Batı dillerindeki
hani hayatındaki ifadesi El-Kâsib ve Habibullah ne demek? Çalışıp kazanan bir meslek icra eden, bunu helal yolla başaran insanı Allah sever. Allah'ın sevgisinin, muhabbetinin yolu, onu kazanmanın yolu nedir? Helal yolla kazançtır aynı zamanda. Bu böyle bir şey. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit bakın bunlar daha sonra Max Weber ne yapacak? Bunun üzerine diyecek bütün bir modern kapitalist ahlak, yani kapitalizmin ruhu bu protestan ahlakı. Yani meslek ahlakı seyri sülukun, meslek anlamında seyri sülukun Allah'ın rızasını kazanmanın yolu olduğu düşüncesi diyecek. Kapitalizmin yani modern dünyanın oluşum ilkesidir diyecek. Şimdi mesela şeyin Ulrich Zwingli diye bir önemli bir isim var. Yine reform hareketinin öncülerinden birisi. Onun mesela o da siyaset düşüncesiyle alakalı reform hareketinin siyaset tarafını ifade eder. Orada söylediği şey şu. Der ki kilisenin herhangi bir şekilde bir yönetim hakkı yoktur. Kilise sadece yöneticilere şey yapar. Nasihatlerde bulunur, tavsiyelerde bulunur ve normal Hristiyanların da bir tane hayatında ilkesi vardır. Yöneticilere meşru işlerinde destek olmak, gayrimeşru işlerinde de uymamak. Bunun bizim klasik dilimizdeki adı nedir? La ta'ate lil mahluk fi masiyetillah. Bu kadar yani. Yani Allah'a isyanda mahluka itaat yoktur. Bu ilkeyi esas alan bir söylem geliştiriyor şey. Ulrich Zwingli. Mesela Almanya'nın öğretmeni olarak bilinen bir zat var. Martin Luther'in de çok yakın arkadaşı. İsmi aklımdaydı birden gitti. Neyse. Melanchthon. Şimdi Melanchthon mesela Lehrer Deutschland diye bilinir. Deutschland diye bilinir. Almanya'nın öğretmeni. Alman milletini yetiştiren adam yani. Onun en önemli özelliklerinden birisi İslam kültürüne vakıf olması. Ki o günkü Osmanlı kültürüne, toplumunun kültürüne de vakıf. Öyle düşünün. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit bu Osmanlı kültürüne vukufiyeti çok ileri seviyede. Ama kendisinin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, İslam müteassı olarak biliniyorum ben ama Martin Luther'in İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgisi benden kat kat fazladır. Bakın bu 16. yüzyılın Batı Avrupa'sından bahsediyoruz. Oradaki dönüşüm şeyleri söz konusu olduğunda. Burada tek tek göstermem, bir iki şey göstereceğim ama yine de. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit demek ki Batı Avrupa'daki dönüşümün, o dini dönüşümün esas örneği Osmanlı dünyası zaten. O dönemde mesela 16. yüzyılda yazılmış bir kitap var mesela bizde. Nedir? Taşköprüzade'nin Miftahu Saadesi var. Hemen hemen aynı yıllarda belki bir 30-40 yıl sonra Francis Bacon'ın Novum Organon'u yazılıyor. Novum Organon da aynı zamanda bir ilimle alakalı, ilim nedirle alakalı bir söylem var. Şimdi Taşköprüzade Miftahu Saadede diyor ki, bakın adı üstünde Miftahu Saade ve Misbahu Siyade. Şimdi bir Müslümanların o haritayı, şu haritayı unutmayın. Bu haritayı düşünün şöyle bir. Buradan artık bir yüzyıl daha geriye gidiyoruz. Osmanlı Devleti bir cihan devleti. Yani her şey, bütün şeylerde Osmanlı Devleti'nin alakası var. Öyle düşünün. Ve gerçekten de ihtişamlı bir düzeni var. Şimdi Taşköprüzade'nin söylediği şey şu o kitapta. Bakın Miftahu Saade, mutluluğun anahtarı. Ve misbahü siyade, efendiliğin yani izzet içerisinde yaşamanın lambası. Bu nedir? Konusu ne bu şeyin? Miftahu Saade kitabının ilim. Yani Osmanlı uleması, Osmanlı toplumu şunun farkında. Sahip oldukları bütün o saadetin ve siyadetin kaynağı ilim. İlimle bütün bu elde ettiklerini ne sahip olup sürdürebiliyorlar. Ve Taşköprüzade tutuyor, ne yapıyor? Kendilerine saadeti ve siyadeti sağlayan ilimlerin bir dökümünü oluşturuyor ve onu tasnif ederek onun sürdürülmesinin makul yollarını da gösteriyor. Daha sonra bunu biliyorsunuz Katip Çelebi Keşf-i Zunun'da daha da genişleterek
ne yapıyor? O bütün kitaplarıyla vesaire onların kaynaklarıyla onları daha değerli toplu olarak gösteriyor. Şimdi ilginç olan noktalardan birisi şu arkadaşlar. Hemen onunla başlayayım size göstereceğim şeyleri. Şimdi şurada bakın size bir şey göstereyim. Mesela biz Katip Çelebi'yi nasıl biliriz? Değil mi? İyi biliriz. Ama Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun'u ne zaman tercüme ediliyor? Bakın Fransızca. Ve bu 18. yüzyıl öncesinde bütün o işte ansiklopediler vesaire vesaire hazırlanmadan önce yapılmış bir tercüme bu. Bu tercüme Petrus de la Croix diye bir zat tarafından hazırlanıyor. Bakın Kitab-ı Keşf-i Zunun. Hani Esamül Kutub vel Funun. Şurada Arapçası var. Gördüğünüz gibi. Burada Fransızcası. Kaç sayfa? Şurada yazıyor değil mi? 1229 sayfa. Şuradan görebilirsiniz. Bunun hazırlandığı tarih 1697. Şimdi aynı yıllarda başka bir Batı Avrupa'nın ilk ansiklopedisi hazırlanıyor. Hazırlanan ilk ansiklopedi bu. Dervelo diye bir zatın bakın 1697'de hazırlanmış olan La Bibliothèque Orientale. Ve bunun alt başlığı da çok önemli. La Bibliothèque Orientale, o Dictionnaire Universel. Bu Dictionnaire Universel demek kısaca şu. Tümellerin bilgisi. Hani evrensel bilgi nerede vardır sorusunun cevabı burada işte. Evrensel bilgiye nerede var? Doğu dünyasında. İslam dünyasında. Batı Avrupa'da henüz evrensel bilgi yok. Evrensel olanı öğrenmek istiyorsanız yani Doğu dünyası, İslam dünyasına bakacaksınız. O İslam dünyasında da bakın yazarımız burada bize bunu takdim eden yazar bu kitabın temel kaynağının hangisi olduğunu söylüyor bize. Bu zat, bunun yazarı uzun süre İstanbul'da kalıyor. Şunu söyleyeyim size. Mesela 17. yüzyılda, 16. yüzyılda İstanbul'da Frank Mahallesi var. Frank Mahallesi'nin nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında değişiyor. Ve bu Frank Mahallesi Galata civarında. Frank Mahallesi'ne geliyor Batı Avrupa'nın aristokratları, papazları ve tacirleri geliyorlar. Orada kalıyorlar. Bazıları 5-6 yıl kalıyor. Daha fazla kalanlar var. Orada kaldıklarında ne yapıyorlar? Bir şehirde yaşamanın kurallarını öğreniyorlar. İstanbul adabını öğreniyorlar. Medeni bir şekilde yaşamanın ne olduğunu öğreniyorlar. İlim öğreniyorlar. Arapça öğreniyorlar, Türkçe öğreniyorlar, Farsça öğreniyorlar. Bütün o yazma eserleri, o gösterdiğim yazma eserleri satın alıyorlar. Onların satın alıp götürmeleri zaman zaman zor ama yine de işte Beyrut'ta başka yerlerde de çalışıyorlar. Bütün kitapları toplayıp götürüyorlar. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bu kitabın Batı Avrupa'nın ciddi anlamdaki ilk ansiklopedisi bu. Böyle düşünün yani. Şimdi bu ilk ansiklopedinin temel kaynağı evet, burada bakın. Ne diyor bakın şurada. Bunu diyor Sella Bibliothèque de Hagi Halfa. Yani Hacı Halife Katip Çelebi oluyor. Bibliotek dediği de şey, Keşf-i Zunun eseri. Bunu diyor aldı, bundan istifade etti. Bakın Hacı Halife'yi de nasıl takdim ediyor, anlatıyor. Sonra Mentiyare Mustafa Hacı Halife Katip Zade. Adı, tam adı Mustafa Hacı Halife, Katipzade. Bu hacca gittiği için Hacı Halife demişler buna. Ve kendisi diyor ki İstanbul'da doğdu. İlahete Grand Filozof. O büyük bir filozoftu. Bakın Türkiye'de şimdi felsefe bölümlerinde gitseniz deseniz ki Katip Çelebi filozof deseniz gülerler insan. Yani Descartes nere? Değil mi?
Bakın Descartes'in yeni vefat ettiği dönemdeyiz. Yani Fransa'da Descartes'in yeni vefat ettiği dönem. Ama Fransız şeyin, bu da çok önemli, o dönemin aydınları yani. Çok önde gelen isimleri bunu yazanlar. Söylediği şey, büyük bir filozoftu, iyi bir tarihçiydi. Ve bu şeyin, Doğu dünyasının bütün derinliğine, malumatına, bilgisine sahipti. Mütebahirdi diyor. Sonra şeyi anlatıyor. Yani bu keşfi zünnunun ne olduğunu ve keşfi zünnundan nasıl istifade ettiğini anlatıyor. Yani şimdi demek ki baktığınız vakit modern batı dediğimiz şey, yani 17. yüzyıla geldiğimizde işte bütün bunlarla birlikte Batı Avrupa'da yaşayanlar diyorlar ki ya galiba biz de bir şeyler başarabiliriz. 17. yüzyılın Batı Avrupa'sı. İşte 18. yüzyıla geldiğimizde işte aydınlanma, şu konuda aydınlanıyor Batı Avrupalılar. Biz de Batı Avrupa'da yaşayan insanlar olarak işte Türkler gibi, Araplar gibi, işte diğer Müslümanlar gibi insanız. Biz de onlarla aynı aklı taşıyoruz. Biz de aklımızı, onlar gibi aklımızı kullanarak kendi hayatımıza çeki düzen verebiliriz. Bunun farkına varmaya ne deniyor? Aydınlanma deniyor. Bu işte. Ama 19. yüzyıla geldiklerinde işte Osmanlı Devleti biraz zaafa düşünce söylem değişiyor. Ne oluyor söylem? Sadece biz insanız. Geri kalanlar işte evrim teorisi vesaire, evrimle alakalı ilerleme fikri falan ön plana çıkıyor. Geri kalan insanlar, ki Müslümanlar oluyor bunlar büyük ölçüde, ilerlemenin belirli aşamasına takılıp kalmış. Dolayısıyla insanlıktan da geri kalmış iki ayaklı canlı türü. Bunun çıkarımı şu, onların yaşadıkları topraklarda bir şekilde yani bir temellük, mülkiyet hakları yok. Onların sahip oldukları her şeye biz Batılılar olarak, nasıl ki Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da elde ettiğimiz, yaptığımız gibi, mesela şeyde de işte Avustralya'da olduğu gibi, onların yaşadığı bölgelerdeki bütün toprakları, yeraltı, yerüstü zenginliklerini biz yegane insanlar olarak yani kullanma hakkına sahibiz. Şu anda hala bu tavır devam ediyor. Mesela şöyle düşünün, bütün o bizim Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün tartışmaların esasında bu var. Yani orada Türkiye'nin ve Türklerin herhangi bir şekilde oradaki yeraltı zenginliklerinin üzerinde tasarruf etme hakkını kabul etmiyor. Oradaki yeraltı, yani şeyler söz konusu olduğunda da zaten Türkiye'deki veya Müslümanların yaşadığı bölgelere baktığınızda da öncelikli olarak petrol, oradaki petrollerin temellükü, işte bütün Libya'daki savaşı falan takip ederseniz görürsünüz, onları temellük ediyorlar, el koyuyorlar yani, gasp ediyorlar. Sonra onun bir kısmını oradaki işbirlikçilere veriyorlar. Onlara zaten ödedikleri şey refah içerisinde yaşamalarına yetiyor. Sonra da onların orada temsil ettikleri ama esas Batılıların oluşturduğu çarkın korumasını da kendileri üstleniyor. Evet, Donald Trump boş yere söylemedi yani. Sizi biz koruyoruz, bizim sayemizde varsınız dediği bu yani. Bu ama artık farklı bir hikaye artık. Bu farklı hikaye nedir, ne değildir, onlarla alakalı şeyi inşallah sonra konuşacağız ama anlatacak çok şey var. Zaman az. Neyse, ne yapalım. Şimdi ama 5 dakikanızı da alacağım müsaadenizle. Mahsuru yok değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şeye bakalım. Şimdi bu şeyle alakalı önemli bir husus. Yani o reform hareketi, ikinci şey o devlet kısmı. Demek ki Osmanlı örneği, reform hareketi, din kısmı direkt şeyle alakalı, Osmanlı dünyasıyla alakalı. Ama şey söz konusu olduğunda, ilim, felsefe, felsefi faaliyetler vesaire söz konusu olduğunda da gördüğünüz gibi Osmanlı şeysinin, mesela Katip Çelebi'nin ama aynı şekilde şeyin de, Taşköprü Zade'nin eserlerine yazdıkları ilimlerle alakalı mukaddimeler var yani. Şimdi o mukaddimeleri mesela 18. yüzyılda hazırlanmış olan işte D'Alembert'in hazırladığı bir şey var. Ansiklopedi var. Ansiklopediye giriş var. Mesela aranızdan birileri tutup
Taşköprüzade'nin ve şeyin eserlerindeki ilim tasavvuruyla, ilim kavramıyla D'Alembert'in ansiklopedisinin baş kısmındaki ilim tasavvurunun mukayesesi diye bir çalışma, çok güzel bir bence doktora tezi veya yüksek lisans tezi olabilir. Çalışabilirsiniz ama onun için biraz Fransızca falan bilmek lazım. Yani tabii Arapça olmadan olmuyor. Arapça ve Fransızca olan bir arkadaşımız çok güzel çalışma yapıp mukayese yapabilir. Çünkü D'Alembert'in yaptığının Batı Avrupa'da öncüsü yok, öncesi yok. Yani şey var, Francis Bacon. Şimdi Francis Bacon'a baktığınızda da Francis Bacon'ın altını çizdiği duyu verilerini bilgi kaynağı olarak kullanma dediğimiz şey bizim şimdi zaten Ömer Nesefi'nin Akaidinde ne yazıyor? Yani eşyanın hakikati sabittir ve o bilinebilir. Bilmenin yolu da üçtür. İlk sırada ne var? Havası selime, diğeri sadık haber, diğeri de nazar. Şimdi Batı Avrupa'ya bakarsanız, Batı Avrupa'da bakın bir kısım insanlar tutuyor, sadece havası selimeyi bilgi kaynağı olarak kabul ediyor, onu mutlaklaştırıyor. Bakın ekstremizm, modern Batı'nın özelliği burada karşımıza çıkıyor. Başka birileri, diyelim rasyonalistler diyorlar ki biz nazarı şey yaparız, bilgi kaynağı olarak kabul ederiz diyorlar. Nazar bilgi kaynağıdır. Nazar üzerinden sadık yani haberi ve duyu verilerini yorumlarız diyorlar. Bir de işte idealistler veya işte hermeneutikçiler falan dediğimiz bugün bir ekip var. Onlar da sadık haberi, haberi veya geleneği esas alarak veya dili, dil üzerinden sunulan dünyayı esas alarak şeyleri, duyu verilerini ve o refleksiyon dediğimiz o nazarı onun üzerine kuruyorlar, ona bağlıyorlar. Bakın ama şeyde esas olması gereken şey ne? Duyu verilerinden vazgeçmeden, sadık haberi ihmal etmeden, nazarla ama bunların hepsini yerinde birbiriyle irtibatı olarak kullanmak. İtidal budur zaten. Şimdi Batı Avrupa'daki gelişmelere bakarsanız, Batı Avrupa'daki gelişme ne yapıyor? İslam dünyasında teşekkül etmiş olan itidali üstleniyor. Üstlenirken ne yapıyor? Sadece bir tarafı vurgulayarak azmanlaştırıyor. Şey gibi düşünün. Normal olarak bir insanın bedeninde gözünün, kulağının, kafasının bedenine göre bir nispeti var. İtidal var yani. Ama mesela düşünün ki şöyle sağ bileği olağanüstü gelişmiş, büyümüş bir insan düşünün. 2 metre uzunluğunda. Evet. Nasıl bir varlık olur bu? Veya kafası mesela bedeninin diğer tarafına göre işte mevcut haline göre 10 kat daha büyümüş. Veya ayakları şeye göre bedeninin diğer taraflarına göre 8 kat, 10 kat daha büyümüş bir insan düşünün yani şöyle. Buna biz ne deriz? İşte garabet deriz yani. İşte böyle olduğu için aslında bir taraftan baktığınızda modern dünyada gördüğümüz şeylerin bize tanıdık olan, hoş gelen tarafları var. Hemen. Oralar tanıdık zaten. Bizimle bir irtibatı var çünkü. Mesela matematikle alakalı, değil mi? Bütün gelişmelere bakın. Veya matematiksel fizik söz konusu olduğunda İbn-i Heysem'i dikkate almadığınız vakit matematiksel fizik falan olmaz. İlk defa İbn-i Heysem bunu yapıyor. Sonra onun üzerinde bir sürü çalışmalar var. Sonra Batı Avrupa'da işte matematiksel fizik sonra devam ediyor. Yoksa işte Batlamyus fiziğinde matematik falan yok. Öyle bir şey yok yani. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit işte matematik, matematiksel fizik, bütün o cebirle alakalı gelişmeler. Şimdi bunların hiçbirisinin ilki olarak bir sorunumuz yok onlarla bizim. Çünkü bizim geliştirdiğimiz zemin üzerinden devam ediyor ama o öyle bir şeyin parçası haline getiriliyor ki o şey insanlığın aleyhine bir durum oluşturuyor. Yani onu belki ayrıca yine konuşmamız lazım. Şimdi şurada son bir şey göstereyim. Bütün modern düşünce dediğimiz, modern düşünce nasıl teşekkül etti? Bakın, tabii hümanizm dediğimiz düşünce, işte hümanizm denildiğinde temel olarak söylenen şey şudur, insanın önemini ve ehemmiyetini vurgulayan, işte insan sevgisi falan denir. Doğru değil, alakası yok.
Hümanizm demek, insanın kendi oluşturduğu dünyada yaşamasız yaşadığını fark etmesi demek. Bunu biz klasik dilimize ifade edecek olursak, insanın kesbettiği şeylerle irtibat içerisinde yaşaması demek. Hani bima kesebet eydihim falan diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, o yani. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hakk'ın hep vurguladığı hususlardan birisi ne var? Allah insanlara zulmetmez. İnsanlara zulüm, insanların kesbettiği şeyler üzerinden tahakkuk eder. Bu bir vaka yani. Dolayısıyla mesela işte şeyde o kesb çok esaslı bir kavramdır. Bakmayın yani Türkiye'de bir kesbin işte efendim ılımlı cebrilik falan diye böyle batılı söylemleri ciddiye alan bir sürü insanımız maalesef kendisi ona kaptırdı, öyle değil. Kesb bir insanın özünü ifade eder. Bir varlık ilkesidir yani. İnsani varoluşun özü kesptir zaten. İnsan dolayısıyla mükteseb bir düzen içerisinde varlığını sürdürür. Dili biz kesbederiz, değil mi? Bütün o kurumları kesbederiz, kuralları kesbederiz. Bütün bilimler vesaire hep mükteseptir yani. Teknik, teknoloji mükteseptir. Öyle tutup da bize birileri onu bağışlamaz yani. Kesbedersiniz, onu işledikçe, sürdürdükçe sizin olarak devam eder. Onunla irtibatınızı koparırsanız yani kaybedersiniz. Yani hadise bu. İşte mükteseb dediğimiz şey bu zaten. Şimdi bunu bakın şeyde bizim klasik dilimiz yine varlığı iki kısma ayırır. İki kısmı ayırırken nedir? Bir şeyde de İbn Haldun'da da, Tusi'de de, Osmanlı ulemasının hepsinde, Taşköprüzade, efendim istemediğiniz kadar Kınalızade, hepsinde olan bir ayrımdır bu. Ayrım şu, mevcudat iki kısma ayrılır. Bir Allah'ın yarattığı haliyle tabiat, bir de insan fiillerinden oluşan dünya, işte mükteseb olan dünya. Devlet mesela mükteseptir. Ekonomi mükteseptir. Fabrikalar mükteseptir. Üniversiteler mükteseptir. Mahkemeler mükteseptir. Yasalar mükteseptir. Şeriatın tahakkuku, insanların hayatında etkin olması mükteseptir. Hepsi mükteseb. Dolayısıyla biz o kesbedilmiş, kendi fiillerimizden oluşan bir dünyanın içinde yaşarız. Biz bir dünya içerisinde yaşarken yeni doğan çocuklar ne yapar? O dünyaya gelirler. O dünya yakın hayat demek zaten. El hayatü dünya. Yakın hayat düzeni demek. Dünya düzeni olan hayat demek zaten. Yani yakın hayatımızın bir düzeni var. Düzen olmadan zaten hayatımızı devam ettiremeyiz. İşte o düzenin, o sembolik düzenin içine doğar çocuk. Ne yapar? O dünyayı üstlendiğinde, işte sosyalleşme dediğimiz hadise, o dünyayı üstlenmesi ve o dünya içerisinde varlığını sürdürmenin makul yollarını kazanması demektir zaten. Bütün eğitim insana o dünya içerisinde yaşamanın yollarını öğretir. Şimdi bu o işte insan fiilleriyle oluşan dünya. Bakın Müslümanların yaptığı bu temel ayrım. İşte bu ayrım sonra nasıl bütün üniversite sistemlerinde şu anda Türkiye'de ne var? Tabii ilimler, sosyal ilimler. Manevi ilimler, tabii ilimler. İnsan bilimleri, doğa bilimleri, değil mi? Bu ayrımlar. Bu ayrımların tamamının esasında Müslümanlar var zaten. Dolayısıyla yenilik nerede burada? Yeni olan bir şey varsa dediğim gibi o zaten insanlığın terk edemeyeceği taraftaki yenilik var. Ama diğer taraftan baktığınızda ana şablon, ana çerçeveyi dikkate alırsanız aslında modern dünya dediğimiz modern dünyada yeni olan hiçbir şey yok. Şimdi şeyle alakalı bir şey daha göstereyim. Bu kısmı kapatalım. Şimdi modern düşüncenin kurucu düşünürü olarak genellikle yani Fransızlar Descartes'i öne sürerler. Almanlar Cusanus'u öne sürerler. Cusanus 15. yüzyılda yaşamış bir kardinal. Ama bu kardinalin, bakın modern düşüncenin kurucu düşünür olarak kabul edilir Cusanus. Cusanus'un yazılarının yarısı doğrudan İslamiyet'le alakalı. Birisi Kur'an-ı Kerim'le alakalı.
diyalogları falan var. Müslümanların da işin içerisine kattığı. Onun şey yaptığı De Docta Ignorantia diye bir eseri var. Cehalet doktrini diye. Onu geliyor İstanbul'u, Anadolu'yu falan geziyor. Buralarda kalıyor. 1440'lı yıllarda, yani teferruatı ayrı, geliyor buralarda kalıyor. Ondan sonra döndüğünde diyor ki şeye, o vakitler henüz genç, bir kardinale hitap ediyor. Diyor ki, ben diyor barbarların memleketinde gezip dolaşırken aklıma bazı fikirler geldi. Şimdi onları yazıyorum diyor. Yazdığı şeyleri biraz yakından, mesela Molla Fenari'nin eserleriyle, mesela şöyle yan yana koyup mukayese ettiğinizde inanılmaz benzerlikler olduğunu görüyorsunuz. Mesela bizdeki o bütün o bilme şeyleri var, imkanları var, kabiliyetleri. İşte şey gibi, havas gibi, efendim hayal, tahayyül, tevehüm ve taakkul. Bunların hepsi, yani tahassüs, tahayyül, tevehüm ve taakkul. Dörtlü mertebe. Yani onun üzerine kurulu bir kitap esas itibariyle. Ve baktığınız vakit işte böyle şey değil. Mesela sınırsız, sonsuz kavramı, sonsuzla alakalı olarak işte matematiksel bazı söylemlerin kullanılması. Yani bütün bunlar mesela şey söz konusu olduğunda, değil mi? Bütün matematiğin esasında bir 1 ve 0 vardır. Şimdi 1 ve 0, 1 aslında ehadin karşılığıdır. 0 da masivadır. 0 ne zaman bir değer kazanır? 1 ile irtibatlı olursun. 0'ı kendi başına koyarsanız 0'dır yani. Ama 1'in sağ tarafına koyduğunuzda 10 olur. Bakın bütün sistemin esasında bu var. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit bak, varlık düzeniyle matematik arasında böyle ilginç bir benzerlik var yani. Bütün o desimal sistem, onlu sistemin esası bu. Yani Allah'la masivayı birlikte dikkate alan ve bunu sembollerle ifade eden bir şeydir, faaliyettir matematik dediğimiz şeyin esası burada. Mesela Roma rakamlarıyla siz herhangi bir şekilde bir, mesela ne diyelim, çarpma, çıkarma, toplama işlemi yapabilir misiniz yani? Mesela 258 ile 225'i mesela Roma rakamlarıyla bir çarpmayı deneyin veya toplamayı. Var mı bir baba yiğit bunu yapacak? Yok öyle bir şey. Yapamazsınız. Dolayısıyla bütün bir matematik ve matematiğe dair bütün gelişmeler 1 ve 0 üzerine kurulu zaten. Bütün bilgisayar sistemi şu andaki 1 ve 0 üzerine kurulu. Elektrik var, yok yani. Elektriği geçirirken işte onu inceltiyorsunuz. Mikro seviyelere getirdiğinizde onu işte sese, görüntüye falan aktarmanın yollarını bulduğunuzda dönüştürme faaliyeti şu andaki dijital dünya ortaya çıkıyor. Bu böyle yani. Şimdi dolayısıyla şimdi ikinci isim demek ki Kuzanüstü. Kuzanüstü zaten dedim ya böyle birisi. Üçüncü isim de biliyorsunuz Francis Bacon. Francis Bacon'ın bizzat kendisi zaten şeyin çok iyi bir talebesi. Bir sürü eserlerini falan tercüme ediyor. Kimdi şey? Önemli bizim kimya alimlerimizden. Birden aklımdan gitti, neyse. Onun tercümelerini falan yapıyor. Ama aynı zamanda da kendisi, ilk yani kendisinin söylediği şey şu. Yani biz, bakın, ancak ilimle varlığımızı sürdürebiliriz. Düşünce bakın nereden geliyor? Doğrudan Taşköprüzade'den. Ama bu bizim bahsettiğimiz ilim, kendi yaşadığı dönemde 17. yüzyılın batı dünyası, şu anda üniversitelerde öğretilen ilim değil. Dolayısıyla biz işimize yarayacak, problemlerimizi çözecek bir makul bir yol olarak ilmi geliştirmemiz lazım. Peki Osmanlı dünyasında yaşayan insanların böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yok, niye olsun? Zaten yeryüzünün hakimin konumunda olan ve hakimiyetlerini, bütün sistemlerinin dayanan ilim olduğunu bilen, onunla varlığını sürdüren insanlar tut ne diye şey yapsınlar yani, Francis Bacon bak yeni bir ilim arayış içerisinde, biz de Francis Bacon'dan istifade edelim demek. Hangi akıllının, değil mi? Hangi akıl öyle bir şeyi o dönemde düşünür, kabul eder? Öyle bir şey yok zaten, anlamlı değil yani. Şimdi işte şey de, esas bana soracak olursanız
ne Francis Bacon, ne Cusanus, ne de Descartes. Modern Batı düşüncesinin kurucu düşünürüdür. Modern Batı düşüncesinin kurucu düşünürü bu zaten. Bu zatın adı Pierre Charon. Bu zatın kitabını göstereyim hemen size. Niye böyle gördüğümü de kısaca söyleyip araya geçelim. Bakın bu kitap ne zaman basılmış? De la Sagesse Livre 3. Yani 3 hikmet üzerine. Bu hikmet tabiri Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alayisi'nin adıdır, içeriğidir, hikmet. Felsefe demiyor bak, hikmet. Hikmet üzerine 3 kitap. Ve bu kitabın içeriği Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alayisi'nin içeriğiyle neredeyse birebir örtüşür. Şimdi bu eserin basıldığı tarih bakın 1601. Ve kralın himayesinde sağladığı imtiyazlarla basılmış 1601 yılında. Ve bu kitabın bir tane tezi var, ilkesi. Şimdi ilkeye bakalım. Hikmetin ilkesi neymiş? De la Sagesse Livre Premier, birinci kitap. Que la connaissance de soi et de l'humaine condition. İnsanın kendini ve varlık şartlarını bilmesi, ilk konu. Sonra şurada söylediği şey şu, en ilahi tavsiye, bütün şeylerin en önemlisi, en önemli ilke ama en az uygulanan şey insanın kendini bilmesi ve bu da bütün erdemlerin yolu budur. Şunu söylüyor, yani le fundamento sages, hikmetin esası aşemi ma'atubiye, bütün hayırların da yolu budur. Neymiş bu? Bu insanın kendini bilmesi. Yani bu insanın kendini bilmesi bütün hikmetin esası. Peki devam ediyor bakın. Par la connaissance de soi, l'homme monte et arrive plus tard mieux à la connaissance de Dieu. İnsan kendini bilme yoluyla Tanrı'yı da bilir, Allah'ı da bilir. Arapça söyleyecek olsak nasıl söyleriz bunu? Evet. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbi. Arkadaşlar, modern Batı düşüncesinin hareket noktası bu ilkedir. Bunun teferruatını biraz şeyde, ikinci şeyde biraz kısaca anlatacağım tabii. Fazla anlatamam, konuşamayız. Bu ilke. Kendini bilen Rabbini bilir. Şimdi bununla alakalı, yani bunu bitirmeden göstermem gereken tabii ki bir şey daha var. İki şey göstereyim. Bunlardan birisi, bunu çok güzel kullanan isimlerden birisi İmam Gazali, Kimya-i Saadet'te bakın Gazali ne diyor? Kitabın hemen birinci bölümü, birinci ünvan, kendi hakikatini bilmek, bil ki Allah-u Teala'yı tanımanın anahtarı insanın kendi kendini tanımasıdır. Bunun hakikat olduğuna kendini tanıyan Rabbini tanır hadisiyle, gerçeği anlayıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada hem de içlerinde göstereceğiz. Bakın bütün Batı felsefesinin, modern Batı düşüncesinin hareket noktası burası. Bunlar ne olduğunu ben size kısaca göstereceğim. Bunun üzerine nereye kadar, ne zamana kadar devam ediyor? 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Kant bunu değiştiriyor. 2 yüzyıl, yani 17. ve 18. yüzyıl bütün Batı düşüncesi. Leibniz'in de ilkesi bu. Spinoza'nın da ilkesi bu. Descartes'in de ilkesi bu. Efendim şeyin de... John Locke'un da ilkesi bu, David Hume'un da, hepsinin ilkesi bu yani. Hep bunun etrafında örülü bir Batı düşüncesi var. Şimdi tabii ki, peki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Batılılar Gazali'nin eserini biliyor muydu? Biliyordu tabii ki. Ama daha elimde benim, daha net bir metin var. Bu da Türkçe yazılmış bir kitap. Bu kitabı Almanca'ya çevirmişler. Die Freunde Geister diye, Türkçesini de basmışlar. Türkçe ve Almanca olarak. Rudolf Kriel tarafından hazırlanmış, 1848'de Leipzig'te basılmış bu kitap. Bu kitabın Türkçesini de göstereyim size. Hocam bu Osmanlıca falan demeyin, kızarım. Osmanlıca diye bir dil yok. Bu Türkçe. Yani nedir? En fazla Osmanlı Türkçesi diyebilirsiniz. Alfabe değişik sadece, dil değişik değil. Bu Türkçe yani. Şimdi bu kitap Nusretü'l-Ervah adı.
15. yüzyılda yaşamış bir müellife ait. Almanların elinde. Almanca da çevirmişler üstelik gördüğünüz gibi. Bakın ne diyor şeyde. Beraber okuyalım. Şurada. Evet. Makale-i Ula. Marifet-i nefsi insani beyanındadır. Tanıdık geldi mi? Sharon'un kitabı neydi? İnsanın kendini ve varlık şartlarını tanıması. İmdi ey saliki hak ve ey talibi likai vücudu mutlak. Bilgil ki ilmi ilahinin mevkufu aleyhisi vaki olan nefsi insanı bilmek de ulema-i zam rahimehumullah men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu hadisi şerifini nice tefsir eylemişlerdir ki diye devam ediyor. Yani hikmetin hareket noktası olarak men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Bu tabi çok esaslı bir şey. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu dediğiniz vakit otomatik olarak kiliseyi devre dışı bırakıyorsunuz. Katolik kilisesi zaten ne yapıyor? Anlamsızlaşıyor. Katolik kilisesinin temel iddiası nedir? Tanrı'yı insanlara tanıtma. Tanrı kim oluyor? Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın kim olduğunu öğretme şeysi, imkanı sadece kilisede. Ama bu ilkeyi kabul ettiğinizde o zaman kiliseye gerek kalmadan ne yapıyorsunuz siz? Marifetullah'a ulaşıyorsunuz. Kendinizi tanıdığınızda da zaten nedir? Yani zaten bütün bakın o tabii teoloji, tabii din, tabii hukuk ve tabiat felsefesi, filosofya, naturalist bunların dördü bu 17. yüzyılın başından sonra bu ilkiye bağlı olarak teşekkür ediyor. Yani o ayet-i kerimede vardı ya Cenab-ı Hak size ayetlerini enfüsünüzde ve afakınızda gösterecek. İşte onu esas alarak yani tabiatı ve insanı araştırmaya yöneldiğinizde insanı araştırmak sizi tarihe ve topluma götürüyor aynı zamanda. Tarih ve toplum bilimlerini geliştiriyorsunuz. Tabiatı incelediğinizde de zaten ne yapıyorsunuz? Zaten fizik, yani filozofya, naturalist, astronomi vesaire onları. İşte bunları şey yaparken de zihni, yani tevehüm imkanının, ki matematik demek bu, tevehüm imkanlarını kullanarak onu da akli ilkelerle irtibat içerisinde yaptığınızda işte Spinoza'nın, Leibniz'in vesaire oluşturmaya çalıştığı sistemler teşekkür ediyor. Ama neyi konuşacağız? Peki 19. yüzyıl, 20. yüzyıl şu anda bütün o anlatılar söz konusu olduğunda mevcut anlatılara göre biz neredeyiz? Hakikati halimiz nedir? Bunu biraz konuşacağız.